günü şehir içinde mangal keyfi yaptıktan sonra bu sabah 4.30'da kaldık. Yola düştük. Çok güzel ya. Şehir dışı mı? Bangkok'un 70 km dışında olan orijinal Yüzen Pazar'a gidiyoruz. Evet. Zaten tabelalar da gösteriyor. Aslında Bangkok'un içinde turistik yapılmış ayrı bir Yüzen Pazar daha var. Ama o farklı, burası orijinal. Burası Damyuan Saduak'ta. Floating Market. Big Market. Tekneler için pazarlık ettik. 1000 vata. 1 saat markette gezeceğiz. Orijinal Yüzen Pazar her sabah burada kuruluyormuş. Tabii böyle çok erken gelmeniz gerekiyor. Otantik teknelerde Yüzen Çarşı yüzyıllardan beri Tayland'ın yaşam tarzı olmuş. Yüzen Çarşı'da kayıklar üzerinde değişik alışverişler yaparak egzotik meyvelerin tadına bakabiliyorsunuz burada. Bak, suyun üstünde bir mağaza. Bir şey olursa yanaşırıp bakarsınız. Okey. Meyve falan alır dedim. Böyle birçok alan var. Dengeyi de bul. Böyle teknede çeşit değişik meyveler satıyorlar. Şapkacı teknesi. Burada yaşam teknelerle sürüyor herhalde böyle. Çin şapkaları da var. El örmek onlar. Tekne oynadıkça bin de oynuyoruz burada. Burası bayağı büyük. Bayağı büyük, oldukça büyük. Abi evleri çektim, her şey evler. Kaybolun. Evleri. Büyük şeyler üzerine kurulmuş. İpekli olan evler. Altlarda işte böyle hamaklar filan. Birisi banka yemek sunuyor. Nerede başladı? Tüm tertemiz kurulmuş yerler. Neymiş?
şey ücretsiz olarak verecekler. Evet, Hindistan cevizi şekeri. Bunun özel müzik aletiymiş bu. Motor olanlar da var. Tenteli, menteli. Burada da tabii dünyanın her yerinde turist geldiği için turistik eşyalar koymuşlar. Bir sürü kayık iç içe çarpışmadan geçiyor. Çekilmiş tekte bunların hepsi. Onur sallama oğlum. Tam pazar aldı. Trafik kilitlendi valla. Allah. Dişlere bak sen. Adama dişlerini göster. Dişlerini. Bak onun dişler yok. Bunlar mu şey tatlısı. Bunlarda sandal dükkan var. Amcalar vaktakiyle odadaki malını veriyorlar. Turist olan yerde turistik şey de oluyor mutlaka. Ne yapacaksın? Geldi.
Değişik bir yapım olduğu yere geldik. Kanalda yaşayanların mahallesine geldik şimdi marketin ardında. Burada ilginç bir yaşam var tabii. Yani dalga mı dedik ya? Eyvah ya. Sıkıntı çok iyi. Burası tam bir mahalle. Bir sürü sokak, yani kanal var. İnsanlar gerçekten buradaki evde yaşıyorlar. Yaşamları da bu blokta sürüyor. Evet, kanal tut. Onur, bunlar biraz İngilizce öğrenmiş ha? Biliyor bence. Tekneyi kullanan kadın ne diyor? Tip tip diyor. Tip tip diyor. Baylan da bahşiş olayı çok değişmiş. Yani her yerde bahşiş vermemiz gerekiyor. Evet. Kanal geleceğiz. Burada son buldu artık. Burada değişik bir şey yapılıyor. Onun da dikkatini çekti. Yok, ben biliyordum da işte ne göstermek için. Gördüğünüz gibi. Bak bak, mantıra yapılıyor. Bak abi, şeye bak. Oturduğu yerde. O bez galiba değil mi? Bezin üstünde mi yoksa? Bezin içinde yazıyor. Alttan su kaynıyor. Buharıyla böyle. Ha, bir o tarafa bir o tarafa koyuyor. Bak üstünün kapağı varmış. Hı-hı. İyi mi? De yanında yat abi. Karışık meyve yapıyor burada birisi. Ödemecek bir ananastan başlayıp sen söyleyiver bize. Tamam, ananas. Onun alt sırada kahverengi ufak top top geliyorsunuz. Lamya. Bu yine buraya düşüyor. Bir tropik meyve. Onun üstündeki dikenli kırmızı kırmızı olan ite. Üstündeki dikenli olan şey, tropik meyve çok lezzetli. Onun yanındaki mango tea.
bütün dünya, yani Tayland'da ülke ve bütün dünyaca biliniyor. İngiltere, Avustralya, Amerika'ya kadar da ithalatı var bu ülkenin. Ve çok yararlı. Kabuğundan da kozmetikte, boya kenarında her yerde kullanılıyor. Sırf burada yetişiyor değil mi? Hı hı. Yani burada ana vatanı bıraktı. Ayrıca onun altında guava, iki tane yeşil görüyorsunuz. Buranın elması, o kırmızı kırmızı alttaki çok sulu ve güzel bir meyve. Meyve cenneti yani, her şey var. Köşedeki mango, onun üstündeki yıldız. Arkadaşlar. 30 bar abi. Verilmiş bir şey de. Burada elmayı kesip yiyecek koymak mümkün. Böyle suyu hemen döküyorlar. İçine sevgi falan koyuyor. İçine katlıyor. Bakıp hazır hale geliyor. Şiddetle tavsiye ediyorum, gelince yiyin. Tekneyle tabak tabak alıp gidiyorlar, tabakları da götürüyorlar. Tabakları görüyorsun zaten. En aşağı 100-200 tane. Tayland'dan ve yemek cenneti. Yemek cenneti. Lezzetli falan mı? Biraz da yiyecekleri gösterelim dedik. Çok değişik yiyecekler var. Çeşit çeşit. Parka doğru gidiyoruz. Orada da artık şovlar, yeni şeyler görmek için